Evet. Bugün liseli genç arkadaşlarıma birkaç şey söylemek istiyorum girişimcilikle ilgili. Şimdi son zamanlarda aldığım maillerden anlıyorum ki liseli arkadaşlarımız da benim kitabı işin özeti okumaya başlamışlar. Konferanslarda da karşıma çıkıyor. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da bir sürü liseli arkadaşımız. İşte iş fikrimiz var, Baybars abi kendi işimizi kuracağız. Üniversite önemli değil, kendi işimizi kurmak önemli. Artık 21. yüzyıl, girişimcilik yüzyılı vesaire diye. Şimdi bu mesajı yayınlama durumunda hissettim kendimi. Tüm liseli arkadaşlarımıza kısaca birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben de 1987 yılında lise sondaydım. Yani bu yollardan hepimiz geçtik. Lise 1, lise 2, lise 3. Böyle o sıralarda özellikle lise son geldiğinde ya üniversiteye niye hazırlanıyoruz ki? İşte bir sürü benim iş fikrim var, gidip para kazanmam lazım vesaire diyordum kendi kendime. Dolayısıyla da ben üniversiteye hazırlık dershanesine bile bu yüzden gitmemiştim. Fakat 5 tane de tercih yaptım ki hani tutturamayayım, dolayısıyla da kazanamayayım, hemen kestirmeden gideyim. Ticaret hayatına atılayım, girişimci olayım, kendi paramı kazanayım, kendi ayaklarımın üzerinde durayım, şirketimi hemen kurayım diye bir yol belirlemiştim kendime. Hatta aile içinde bu böyle bir problem de olmuştu açıkçası benim o üniversiteye hazırlık dershanesine gitmemekte ısrar etmem vesaire. Şimdi aradan böyle kısa bir zaman geçti ve bir baktım ki işte kazanmışım. Yani kazanmışım demekten ziyade tutturmuşum diyeyim daha doğrusu. Sonuncu tercihimi sonunculukla tutturmuşum. Okul başladıktan sonra anladım ki ilk açıkta kalmamışım. Çok büyük bir risk almışım meğersem. Yani ben şimdi düşünsenize lise mezunu bir girişimci olarak hayatıma devam ediyor olacaktım. Hele de şimdi anlıyorum ki yani verilmiş sadakam varmış. Üniversiteyi kazanmışım. Eğer kazanamasaydım şöyle kendi hayatıma baktığımda çok şeyin çok farklı olacağını görüyorum şu anda. Açıkça söylemek gerekirse çok fazla para kazanmanızın bir noktadan sonra tek başına bir anlamı kalmıyor. Ne kadar para kazanırsanız kazanın. Lise mezunu ve İngilizce bilmeyen bir insan olarak bu dünyadaki yeriniz hep böyle bir adım geride oluyor. O yüzden benim şimdi sizlerden bir söz alacağım. İki şeyi halledeceğiz bu yıl. Lise sonlara söylüyorum. Üniversiteyi kazanacağız. Hangi bölüm olursa olsun İngilizce işini halledeceğiz. Bu yıl olmasa üniversitede ama üniversite bitene kadar da mutlaka bu işi halletmemiz gerekiyor. Çünkü artık belki benim zamanımda 20 yıl önce bunlar o kadar önemli değildi. Belki 40 yıl önce hiç önemli değildi. Belki dedelerimizin zamanında hiç önemi yoktu. Ama şimdi 21. yüzyılın girişimcilik yüzyılı olduğu bir zamanda İngilizce bilmeyen ve lise mezunu girişimcilere ne Türkiye'nin ne dünyanın çok da fazla açık söylemek gerekirse ihtiyacı olmayabilir. Bu yüzden hadi bakalım şimdi üniversiteyi bir kazanalım, buna bir odaklanalım. İş fikirlerimizi bir kenara not edelim. İngilizce işini de halledelim bir yandan. Dolayısıyla çok değil, neticede 12 ay sonra üniversite öğrencisi bir girişimci olarak hayatımıza devam edelim. Ben şimdi bu mesajdan sonra sizden bu sözü aldığımı varsayıyorum ve hepinize şimdiden başarılar diliyorum.